1 Mayıs'ta ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından hem erken evre koronavirüs hastalarına hem de daha ileri semptomları olanların tedavisi için önerilen Remdesivir hakkında Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Açıklamada, Remdesivir'in koronavirüs hastalarına bir etkisi görülmediği için bu ilacın verilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Türkiye'de de kullanılan Remdesivir isimli ilaç hakkında Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. DSÖ, Remdesivir isimli ilacın koronavirüs hastalarına bir etkisi görülmediği için bu ilacın verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, Remdesivir ilacının koronavirüs ile hastaneye yatırılan hastalar için tavsiye edilmediği, ne kadar hasta olduklarına bakılmaksızın, hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı belirtildi. Askıya alınanlar bölümüne alındı. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, Remdesivir'in hastanede yatan COVID-19 hastalarında kullanımına karşı yeterlilik listesinden askıya alınanlar bölümüne alındığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Jasarevic, askıya alma işlemi, DSÖ'nün ilacı tedavi için tavsiye etmediği anlamına gelir ifadelerini kullandı. Yaz aylarında umut olmuştu. Daha önce Remdesivir'in virüsün çoğalması yeteneğini engellediği, hem erken evre COVID-19 hastalarına hem de daha ileri semptomları olanlara yardımcı olduğuna dair bir araştırma yayınlanmıştı. Amerikan Gilead İlaç Şirketi'nin ürettiği Remdesivir adlı antiviral ilacın COVID-19 tedavisinde acil durum kullanımına onay verilmişti. Yeni araştırma ilacın bir etkisi olmadığını ortaya koydu Remdesivir. Hali hazırda COVID-19 hastalarını tedavi etme yetkisine sahip iki ilaçtan biri durumunda. Ancak DSÖ önderliğindeki büyük bir çalışma, ilacın COVID-19 hastaları için hastanede kalış süresini azaltmadığı ve solunumuna yardımcı olmadığını ortaya koydu. Çalışma, Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 tanısı konmuş 7000 hastaya dayandırarak 4 farklı araştırması sonucu ortaya çıktı. Geçen ayda ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi, FDA, British Medical Journal dergisinde yayınlanan araştırmasında daha önce tedavi için onaylanan Remdesivir ilacının hiçbir etkisi olmadığı belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, şimdilik, kortikosteroid deksametazon, COVID-19'u şiddetli geçiren hastalarda etkili olduğu ortaya çıkan tek terapötiktir, demişti. NIAID Direktörü Dr. Anthony Fauci, Nisan ayında Amerikan Gilead İlaç Şirketi'nin ürettiği Remdesivir adlı antiviral ilacı alan COVID-19 hastalarının plasebo alan hastalara kıyasla %31 daha hızlı iyileştiğini açıklamıştı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Dünya ve gündemden haberler için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Thank you.